oturmuyorsun artık? Oturmayı sevmiyorum diyor. Göstersene bir onu. Hakan niye oturmuyorsun? Ben sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun? Allah'ım bende her modeller var. Bir şey söyleyeceğim Hakan. Evde mesela karınla yemek yiyeceğim. Masada oturmuyor musun? Ya oturuyorum. Ne yapıyorsun? Ayağa mı kalkıyorsun evde? Ya ayakta eğlenmeye çalışıyorum. Eğlenmeye çalışıyorum. Ya sen karınla kalkıyorsun ama. Karınsın da ayağa kalk. Karınsın da ayağa kalk. Hakan çok tatlısın ya. Bülent abiye bak. Onlar da ayakta. Hakan çocuklar da ayakta mı? Ayakta diyor. Ay dur makyajım bozulacak bir dakika. Ne? Ne? Tekne alacağım dedi. Enerji! Yan Polat teknesi, Dipo tekne geliyor. Engin bana beyin al, bir de nefes al. Nefes alamıyorum bazen. Ağzımın içine girseydin Enes. Günaydın Enerji. Bugün açılışa hazırlanıyoruz Enerji. Kocam bakımlarla uyandı Enes. Ne alaka mesela? İmkanım var, yapıyorum canım. Sonuçta üretiyoruz. Şey gibi oldu, param var harcıyorum sene gibi. Üretiyoruz, keşke, yaparım bakın mı tabii ki. Yani keşke şu sendeki şeysinin yarısını, çeyreğinin şeysi bende olsaydı. Anladın mı beni? Neyisini? Sen beni anlarsın. Hayır anlamadım. Anlamadın mı? Vallahi anlamadım. Sen de beni anlamazsan beni kim anlayacak? Yemin et, anlamadığına yemin et şu an. Anladım, şaka yapıyorum canım. Evet, yeni ürünlerimiz gelmiş. Erdem! Neredesin? Erdem sabah geldi. İki lokma daha yemeden o geldi, bu geldi. Şu gelsin mi, bu gelsin mi? Başladı anlatmaya. Bunlar güzel. Bunlar okey. Bunlar oldu zaten, bunları seçmiştik biz. Onay vermiştik. Şu an satışta. He, reklamı da yaptı arkadan. Ben bugün yapamam, yorgunum dedim ya. Her gün yeni bir ürün getiriyorsunuz Engin. Akşam ayak maskesi yapacağım kendime uzanırken. Maç var mı akşam? Yok, neyse. İzlemeden, maç izlemeden yaparım. Yeter artık maç. Bıktık artık. Salı günü. Bunlar güzel olabilir. Şu anki görüntü itibariyle sevdim ama kendimin de denemesi gerekiyor. Benim Dilan Polat'ın denemesi lazım. Doğru mu? Enerji. Kesinlikle. Milan Efe gel. Baban ne yapıyor? Bir izle babanı. Gel. Bak sabah şu hareketi yapmadan uyanamıyoruz. Kapı saç, çalmıştı. Saç, makyaj geldi. Kapı çalmıştı. Kapıyı açalım mı? Mustafa ne yapıyorsun Mustafa? Kendine geldin. Ay dişlerim geçici ya yakından. Çıkıyor mu? Çıkarsa çıksın. Bana ne ya? Günaydın Enerji. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Bizim Hair Nail'dan arkadaşlarımız geldi. Açılışa hazırlanacağız biliyorsunuz ki. Yoğun bir tempo. Buyurun çocuklar. Buyurun buyurun. Milan Efe'cim gel. Bir günaydın Enerji yapsana. Milan. Milan bir Enerji yap. Milan günaydın Enerji yap. Hadi. Enerji yap. Yok oraya tutuldu. Milan bir Enerji yapsana. Enerji. Ha, enerjisi yok galiba bugün çocuğun. Hadi bakalım. Hiç sevmiyorum saç, makyaj, şişiyorum saatlerce. Allah'ım sen yardım et. Hadi bakalım inşallah. Gel, geliyor. Gel bir. Enes'in şeylerini almış. Enes'in aklı gidiyor şu an. Suya yaklaşma oğlum. Olmaz. Bülent abi sana da enerji. Sen enerji efendim. Bu adamın enerjisi hiçbir zaman bitmiyor. Hadi hazırlanalım o zaman. Evde hiçbir yer yokmuş gibi niye burada oturuyorsun abla diyor Enes. Doğru mu Bülent abi? Ben hep burada oturuyorum. Ya burada, ya burada, ya da orada. Burası senin köşe. Burada benim köşem. Bana kimse ellemesin. Benle uğraşmayın. Bana mesaj atmayın, beni rahatsız etmeyin. Hazırlanıyorum ben. Çalışıyorum. Telefonla bak 24 saat. Bak evde ne yapıyorum. Gel. Bak. Dilan Polat, DP. Sonuçlara bakıyorum. İzinli. Ne diyorum bak. Ne diyorum? Köşem diyorum. Benim köşem. Benim köşem benim bura. Köşem başkasının yaptım. Köşesi değil. Benim. Ondan sonra ne yapıyorum? Geliyorum buraya hair nail'lara bakıyorum. Sonuçlara. Telefon numaraları gözüktü galiba. Sansürleyebilir misin orayı? Sen yaparsın. Bir daha çektirme. Yaparsın. Doğru mu? Kafa salladı. Evet, benim. Bak, şubelerime bakıyorum. Mesela şubelerimin sonuçları. Yani 24 saat bu şekilde bir hayat. Şimdi kocamı bekliyorum. O da saçlarını yaptırıyor. Hair Nail, oraya Engin Polat Men geliyor. Kahvemi içiyorum. Mutluyum yani. Kimseyle görüşmüyorum. Muko. Herkese böyle yaptım bak. Aduket Çıtıngen. Nasıl Enes? Güzel değil mi?
Aynen. Ablasına da dokunmayın ben. Ablama kimse dokunmasın. Ablam artık evlensin. Ablamın çocuğu olsun. Allah'ım amin. İnşallah. Amin. Taşladı. Benden sonra sanat ön çekelim. Nasıl yani? Biraz şekil vereceğiz adamı. Adamla niye dalga geçiyorsun? Ne dalgası? Yani ben öyle anladım. Ben her sabah ön çektiğime de çıkmıyorum ki. Sen kendine dalga geçiyorsun abi. Evet. Senle kocam dalga geçsen Adama bakın ya. Adam hazırlanıyor. Adam şekil yani. Bitti. 5 dakika. Harbiden. Ağzıma hep sprey girdi. Engin Polat man. Engin bana saç al. Engin bana saç al. Engin lan tane saç alsana ya. Alalım abi. He? Aha. Bir dakika ses kes. Dur 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 şimdi değil. Yap yap lan. Kuruyunca gidecek. Ama bir tık beyazlarım var kocam. O bende de var. Biz bir bütünüz ya. Benim beyazım olunca onun da oluyor istemsizce. Ben yeni kapattırdım ama. Sen de kapattın. Hasan beyazlarını kapatalım. Tamam. Engin bize beyazlamayan saç al. Yok. Benimki beyaz da olabilir, fark etmez. Yeter kala. Benim saçım olsun. Yeter ki yap. Bak, hiç susmayan bir telefon. Efendim hayatım. Oldu mu? İyiyim hayatım, sen? Yapıyor mu sporu? Yapıyor yani. Evet. Hiçbir şey hayatım. Ben hazırlanmaktayım. Güzel bir açılış, bakayım. Güler yüz, mutluluk, huzur, sağlık diliyorum. Enerji. Enerji canım. Herkes simsiyah giyindi. Harikasınız. Saçlar toplu. Jilet gibi. Güzel. Makyaj, koku. Tamam, thank you. Harika enerji. Geliyoruz. Hadi bay bay. Ben de aşkım. Cevriye, bizle 6 yıldır çalışıyor. Biz personellerimize çok sağlık. Saçını ne yaptıracaksın sen şu an mesela? Atma be. Ya Bülent abi şu an oturuyorsun. Benim mutlu olmaya hakkım yok mu? Var. Ha ben bunu şaka sanmıştım, gerçek. Gerçek tabii, baksana düzlüyoruz saçlarını. Onun da mutlu olmaya hakkı var. Bitti. Bu kadardı. Bak adam, bak sprey adam. Sprey sık, sprey. Bak adam durduğu yerde madarasla geziyor. Enerji! Bence de enerji. Doğum gününde ne yapacaksın? Of. Engin beni de paylaşacağım sadece. Sıla zaten birçok şey sana yaptıracak. Evet, orada yüzde ben olayım. Bana asla söyle ben. Yemin et. Of. Bir şey daha söyle be. Sıradaki? Tahmin bile edemezsin dedi. Sıradaki geldi. Formen. Evet, derdim varmış. biz... Yoruldum ya, şu an anlatamayacağım. Evet, burayı kapat, yorulduk ya. Dur Tuba. Geldim kendime. Ben madaraj sürdüm zaten. Hiçbir sürmene gerek yok. Enes Göster, Rise and Shine'in kaş sabitleyicisi. Sen arkada dedikodu yapma Erdem. YouTube'da rezil olacağız. Ama bir saniye, doğru söyledi. Biz yüzüne söyleyemeyeceğimiz şeyleri arkadan konuşmuyoruz, doğru mu? Yapma bunu. Sen yine de yapma. Yani olur ya hani, insanlık hali, bilgi aktarımı yapılır bu esnada. Hani doğru olmayabilir. Yapıyor, herkes yapıyor bunu. Biz yapınca mı günah? Bilgi paylaşımı. Ne işe yarıyor bu? Bu kaş sabitliyor hayatım. Kaşların dik durmasını sağlıyor. Düşmüyor kaşlar. Üzgün ifaden olmuyor. Mutsuz insanlar için çok güzel. Linki nereye bırak? Link bırakılıyor mu ki burada? Yemin et. Açıklamaya bırakırız. Uğraşamam ben. Ben bırakırım. Sen uğraşırsın, tamam. Engin bize link bırak. Bakayım nasıl oldu Tuğba. Hoş geldin Küboş. Bak ağzın içinden çekiyorsun gibi bir hissiyat var. Niye? Bilemedim ama neyse. Bahçe inşallah bitiyor mesela Enes. Gösterdin mi? Evet evet, hepsi benim markam. Merhaba, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Nişan haftasını yapayım mı? Olur. Ya kafamda bin sekme açık. O oradan konuşuyor, o oradan konuşuyor. Anne! Engin bana beyin al, bir de nefes al. Nefes alamıyorum bazen. Dilan Polat, Rise and Shine. Bunlar hiç susmaz, onu söyleyeyim. He! Ne? Galata Porto yeni bir yer açılmış, oraya gidelim mi istiyorsanız? Ya ben bilmiyorum ne, nerede?
Güzel bir yerse olur yani. Oradan beğenmezsek tekneyle uzaklaşırız. Tekneye binelim mi Sıla? Hasta mı olalım? Zodiac ayarlıyorlar orada. Ben binemem Zodiac Modiac. Senin keyfin var ha? Ne Zodiac be? Bu havada, bu soğukta. Zatürre olayım, çocuklarıma geçsin sonra ne? Tekne alacağım dedi. Benim enerji! Benim için alacak. Artık teknemiz var. Dilan Polat teknesi, Dipa tekne geliyor. Artık şey... Milan olsun işte. Milan olsun, Milda olsun. Hayır, Milda. Milda inşaatı var ya, bir o eksikte biliyorsun Enes projeler arasında. Büyük adamlar, büyük projeler. Milda olacak. Büyük adam burada bak. Ha ne kadar büyüdü. Proje yok ama. Bunu bulunca kolay. Önce ben derim. Küboş. Aldıklarımızı gösterelim, ne giyeceğimizi seçiyoruz şu anda. Enerji tabii de bir tık düştü biliyorsun. Ben makyaj yaptırırken böyle biraz şişiyorum ya. Göster. Hangisini giyeceğiz? Bir bakayım. Aa, giysem mi acaba bir tık köbüra? Aa, bunu giyeyim bence Enes. Şöylecim bunu ütüleyelim mi bebeğim? Harika olur bu. Evet bulduk şu anda. Enerji. Ben böyle makyaj yaptım, saç yaptım, şişiyorum Enes. Bana şey geliyor, uzun bir vakit anladın mı? Hani çok güzel aslında tabii. Yani. Engin tekne mi bakıyorsun şu an? Sıfırdan yaptırıyorsun. Projesine bakıyorsun. Tekneyi sıfırdan. Evet. Çüş. Efsane bu. O kadar. Emre sen doğruyu söylersin ablacığım. Tekne mi bakılıyor şu an? Ne bakılıyor? Dükkan. Polat, Borman, Çukuramba. Çok yakında. Hmm. Alıştık ona artık. Alkışlayan yok mu? Hiç duymadığımız şeyleri söyleyin bize. Dükkan açıyoruz. Dükkan açıyoruz yine. Ondan sonra keçi öğrenmeden Polat geliyor. Hı hı. Mutan Bey'in yanına. Evet. Tekne ne zaman? Ya atlayalım. Aşkım bu doğum gününde çünkü onu da bir yere kullanacağım yani. Kullanacak yer arıyor adam kendini. Bir şey söyleyeceğim bak, çalış çalış, aç aç, büyüt, besle, incele, bu nasıl bir ürün? Doğru mu? Sabah kahvaltıda ürün getiriyor yerden bize mesela yani. Kahvaltı yapmıyoruz. Kahvaltıda Diponix içiyoruz. Niye? Ürünümüze sadığız çünkü. Hayatımızın hangi evresinde bu kadar çalışmanın vermiş olduğu parayı yiyebileceğiz? Mesela cüzdanımda para yok benim geçen gün kumpirciye gittiğimde. Bir açtım için kartım bile yok benim mesela. Engin, enerji! Cüzdanımı açtım para yok. Var olan parayı da evdekilere dağıtıyorum, onlara dağıtıyorum, param bitti. Neyse enerji, hadi bitirelim Tuğba. Bir ara yapacağız. Bir 60 yaşına gelince gezeceğiz inşallah, doğru mu? Ben Dilan'dan... Şu anda Fars tutuyoruz galiba değil mi Tuba? Benim hayatım böyle işte bak, herkes bir kafadan konuşuyor anladın mı? Ben böyle o yüzden bazen diyorum ya, benimle uğraşmayın. Aslında hiçbir şey yapan yok. Çok yapan, birikmiş yapan var bak. Zaten yengeç burcu olmak başlı başına bir iş, anlıyor musun? Yani ben insanlarla uğraşmak istemediğim için WhatsApp'a cevap vermiyorum. Bak Enes. Bana da cevap vermiyorum. Bazen oluyor öyle şeyler, affet. Yok saçmalama Enes. Bak şimdi mesela gel, sana şurada göstereyim. Mesela burada sonuçları atmışız. 202 tane açılmayan var. Açamıyorum ben, arkadaşlarıma bir şey yazmak istemiyorum, korkuyorum. Çünkü bir şey yazınca konu uzayabiliyor ve yoruluyorum Enes. Sana da oluyor mu? Herkes oluyordur, olmayan yoktur. Evet, enerji. Engin. Sen bence bu tekne işini aklıma niye soktun benim? Aklımda olmayan şeyi niye aklıma soktun? Ben jet aldım. Tekne de ne alakalı? Aa jet! Ay yok ya, Allah korusun. Orada biraz mide bulanıyor biliyor musun Enes? Allah rahmet eylesin. O jette sıkıntılar yaşayanlar çok oldu, Allah rahmet eylesin. Bu arada bu Engin'in bir komplosu da olabilir. Beni bu şekilde jetten soğuttu. Aa doğru diyor dedim. Bu arada kocam ne diyorsa doğru söylüyor biliyorsun değil mi? Her zaman doğruyu söyledin kocacığım. Sen muhteşemsin. Sen niye oturmuyorsun? Oturmayı sevmiyorum diyor. Göstersene bir onu.
Hakan niye oturmuyorsun? Ben sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun? Allah'ım ben de her modeller var. Meslek hastası. Ben başa koyarım. Evet. Ne bu? Meslek hastalığı. Evde de oturmuyor abi. Bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim Hakan. Evde mesela karınla yemek yiyeceğim. Masada oturmuyor musun? Ya oturuyorum. Ne yapıyorsun? Ayağa mı kalkıyorsun evde? Eğlenmeye çalış. Sen karın da kalk. Karınsın da ayağa kalk. Karınsın da ayağa kalk. Ya Hakan çok tatlısın ya. Bülent abiye bak. Allah Allah. Onlar da ayakta. Hakan çocuklar da ayakta mı? Ayakta diyor. Ay dur makyajım bozulacak bir dakika. İyiymiş. Bunun devamı da gelir. Anne baba. Yaşıyorlar. Hayatta değil mi? Hayatta. Onlar da hayatta. Ha sen bu ama şey bu çocuğa ben dikkat ediyorum başından beri hep ayakta. Evet. Ama yorulursun hayatım. Hayat yorar. Bir de sen ayakta hepten yorar. Ne yapıyorsun? Aferin sana. Helal olsun. Çalışmaya devam etsen. Ama biraz otur dinlen. Enerjin biter. Bu arada Hakan hemen gösteriyorum. Hakan yanıma gel. Hakan, Dipomix'le kaç kilo verdin Hakan? Bakın, bu Hakan'ın before'u. Bu da Hakan'ın şu an. Dilan Polat'la tanıştığından beri Dipomix içiyor, doğru mu Hakan? 3 kutu içti, öyle biliyorum. 3 kutu içti. Dipomix'le artık yani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Hakan'ı boydan arıyorum Instagram'ında Hakan. Paylaşmamış. Ben Hakan'ı... Önceden gördüm, şimdi gördüm, ayakta gördüm. Şimdi gördüm mesela tanıyamadım. Bana benzetti, o mümkün değil misin dedim. O. Ben Hakan'ı açılışta bir fotoğraf falan çekildik. Bu Hakan, o Hakan. O Hakan hayatım, Dipomix değildi de. Yani, aynı. Bir dakika gel buraya Enes, burada daha da bombası var. Erdem, senin before fotoğrafını açar mısın? Aynısı. Yani, Dilan Polat'tan öncesi. Ben gruba atmıştım bir tane, onu açar mısın? Ha. Lütfen. Bulmaz o yalandan. O yalandan bulmayacak şimdi bak. Yalan ya. Bir dakika. Bülent abi bak şimdi ben sana göstereceğim, şoka gireceksin. Bu arada bu adam evleniyor, bunun yakında düğünü var. Ne zaman düğünü? Ama unutmuşsun. 10 Haziran Cumartesi günü Erdem'in düğünü var. 3 Haziran kocamın doğum günü, 24 Haziran kızımın doğum günü. 18 Haziran... Silmişsin bayağı. Gruptan. Bayağı fotoğrafını silmişsin. Aha buldum. Evet bakın bu Erdem'in Dilan Polat'tan öncesi. Maşallah. İnsan mıymış o zaman? Evet. Bu tarafa bakalım. Enerji! Oraya hemen etiket yapıştır Dilan Polat estetik sen yaparsın ben anlamıyorum tamam mı? Gel gel daha beteri var. Bakayım. Dilan Polat'tan önce. Yemin et. Ya atma Bülent abi. Baksana ben izlemiyorum. Amcam o. Vallahi benim. Sen şu an abisin orada amcasın. Sen bunları kifeleri al sana mı? Ha ben takayım onları. Ben takayım onları. Onları bana ver ne olursun kanki. Ben aldığımda tükenmişti. Bunun aynısını yoksa gidip alacağım evde. Benim tükenmişti aşkım. Ben alamadım. Sepette birisi çaldı sepetimden. Bana versin. Elbise benim değil mi? Ama ben bu benim kombinim olmalı. Sıla. Bu benim kombinim olmamalı mı? Sıla bu ben olayım. Siyah pantolon üstü giyiyorum. O zaman gidip evden alayım. Seni çok seviyorum. Sen nasıl söylemedin ki? Hayır söyledim. Engin, bak Engin. O gün kart limitini sen açana kadar, onay verene kadar çekme story. Ben daha önemli. Ben her şeyimi... Bir bak, o gün kart limitini açıp bana şifreyi gönderene kadar bu küpeler sepetimden başka tarafından çalındı. Aldım ben. Ve bak, İyi ki almışım şu elbisenin küpesi yoktu. Şu an ablam iyi ki getirmiş. Ben de aldım bütün hepsinin aynısını. Evet ben bak. Kendisini de aldım ben bunu. Ben bu elbiseyi giyeceğim. Bu küpeler senin yüzünden. Evet iyi, güzel olur. Bunları çıkar bunlar yanına benim. Yanına da bir tane şey getirsinler, düz babet bir şey. Hayır, Balmain ayakkabılarımı giyeceğim, gold. Çak. Hadi. Tamam. Enerji. Gel ben de o siyahı giyeyim. Giy aşkım, dolap senin. Evet, bu arada Rise and Shine'in yeni fondöteni. Enes'cim gösterelim. Şimdi benim cildimde hiçbir zaman çok şükür herhangi bir döküntü, böyle sivilce, akne gibi problemim yok.
Q-switch lazer yaptırdım. Biraz bu kez yüksek girdik. Bilirsiniz böyle ağda ip yapıldığında da yüze falan ya da jiletleme yapıldığında vücuda böyle kabarıklıklar olur ya. Şu an cildimde kabarıklığım var. Ondan çok hoşnut değilim. Şimdi nasıl kapandığını görün istedim. Fondötenin güzelliği. Sen de ilk kez tanışıyorsun Tuğba. Evet, bir make-up artist olarak yorumluyor. Patronunum diye çok güzel demek zorunda değilsin. Gerçekten doğruysa. Konsilerimi de çok beğeniyorum. Evet. Yani ben bunu çok deneyerek ürettim. Özellikle iki kata geçtiğin zaman anormal yoğun bir kapatıcılık sağlamakta. Bak. Ve parlak bir bitişi var. Farkında mısın? Mat değil. Muhteşem. Plastik dişli Dilan Polat. Geçici ama çok iyi yapıyorlar dişleri ya. Türkiye'de intihar. Teşekkür ediyorum. Hafif döktü cildim, fark ettin mi? Q-switch'e birazcık, ufak ufak. Yani geçen madalya sürüyorum hep. Q-switch yokken bizim biyot lazer, benim tüylerim çok ayva tüyü olduğu için ayva tüyünü hiçbir lazer epilasyon görmez arkadaşlar. Bakın bu şehir efsanesi, inanmayın sakın böyle bir şeye. Gerçek uzmanlar doğruları söyler. O sebepten ötürü ben ağda yapmak zorunda kalırdım ve her ağdadan sonra 3 gün boyunca kabarırdı yüzüm. Ama şimdi bu Q-switch de muhteşem oluyor. Enes sararıyor ve bir süre sonra dökülmeye başlıyor. Sıla paldır küldür iniyor şu an. Nasıl oldu Enes? Oo, Sıla'yı göster. Sıla Dilan Polat dolabından. Enerji. Bunu ben de giyeceğim Engin. Nasıl? Kesmezsin inşallah. Eğer bunu sade giyersen keserim. Makasımı getirin bana. Kesecek mi? Keseceğim. Yapıştır geçeyim abi. Kartın limitini açarım, bütün trend yolu satın alırım. Sıkıntı yok, aç kartın limitini al. Ben keserim. İntilerle keseceğim. Kapat ya. Güle güle kullan. Çantamı aldı. Şöyle biraz git bakalım aşk. Şu Engin'in köşesine doğru git. Evet. Şöyle güzel otur şuraya mesela. Bak bak, hemen poz vereyim. Sıla mı zayıf, ben mi zayıfım? Aşkım, ne tabii ki de sen. Bu soru mu? Bu soru mu? YouTube size de soruyorum. Bu soru mu? Lütfen yorumlara yazın. Dilan mı zayıf, ben mi zayıfım? Enes bir saniye. Kalk istersen aşkım. Kalk. Çekme içine. Çekmiyorum. Çek, böyle bırak kendini. Bırak kendini, sal. Dön. Tamam, dön. Açalım aşkıma. Çekme içine, çekme içine. Sal kendini. Saldım. Sıla, ben iki tane çocuk doğurdum. Üzerimdeki pijama kızımın pijaması. Sen hayırdır ya? Bunlar gerçekten nerede çokluk orada bokluk lafının doğrusu biziz. Çok iş, çok güç. Verdiğim bakışa bak. O Rizan Şen inceliyor şu an. Alkış. Sıla az önce dedikodu yapıyordu. Kimin yaptı, kimin dedikodusunu yaptı söylemiyorum. Kaş göz yapmana gerek yok. Ben saf değilim. Anladım. Ya bak, söyler seni rezil de edebilirim burada. Sen benim kardeşimse, kalırsa rezil ediyorsan hep kendin de olacak. Seni edersen ben de rezil olurum. O yüzden etmiyorum. Düz mantık. Doğru. Şimdi sen rezil olursan ben daha çok rezil olurum. Senin yaptığın her hareket zaten bana geliyor. Beni rezil ediyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Arada bir yapıyorum. Doğru mu Enes? Geldi mi suratını? Gelmez. Benim kitli kürküde değil. Ben bu işin profesyoneliyim. Profesyoneliyim. Atma şu an yalan. Erdem Rizan Şahin'in rimini tanıtıyorum. Gör, bak, izle, çek. Yoruldum ben artık yani. Aa, burada oturuyor Ankara, Çorum, Yozgat. Hepsi bakıyor, diyor ki kimi tanıtacak? Bizim Ankara'da... Dedim ki, üçüncü şube geliyor. Meğersem dördüncüymüş. Benim beyin yandı. Sen mama hiç saymıyorsun zaten. Mama sayıyorum. Hayır, üvey evlat değil. Mamak şubesi çok değerli. Nasıl üvey evlat olsun? Baksana. Ama şimdi Kübra, Kübra orada. Kübra küçük bir Dilan Polat, biliyorsunuz. Ya, tıp atıp ben. Gözde de tıp atıp ben bu arada yani. Bu ikisi ben, Dilan Polatlar. Ben nasıl işliyorsam aynı öyle işliyorlar. Çukur Ambar'da var, Eryaman'da var. Polat, yorulursun. Polat, çok var. Şimdi ben aklımda tutamıyorum ya.
Ankara'ya hayırlı olsun dedim 3. şube. Aa, Momak şubesine gittim, suratıma pasta patlattılar ya benim. Onları unuttum diye. Meğersem 4. şube mi? Momak, Eryaman, Çukurambar. Hiç öğrendim. Ha. Artık ne zıkkım yapıyorsan yap. Malatya'da var, 500'liyiz. Ankara falan da onu yapın yani. Bir haftaya açılıyor. Bak, şube aç ver olayı bende olmadığı için yoruluyorum Engin. Bu kızların hepsiyle ben uğraşıyorum. Ve nerede çokluk orada bokluk mevzusu. Rimeli sürerim. Erdem bak, Rise and Shine. Gözümün içine gir. Ya. Sansürlü orayı. Sıla az önce bir dedikodular yaptı. Aşağı bakalım. %25'ini kestim. Bak, kesiyorlar, biçiyorlar, kesintiler, cirolar. Yani YouTube bize göre değil, ben size söyledim de kimse beni dinlemedi. Bir de benim takipçilerim bana diyor ki, Enes gelsin 24 saat sinebileceksin. Engin, düşünsene bize. İzin verir misin? Bir gün 24 saat çekim izin verir misin YouTube'da canlı? Hiç var adamı değil. 24 saat. 3-5 saat, 1 saat bulursun. Hayır. Enes'i bu arada ben velayetimi alıyorum, Enes'i. Ya Engin, bir şey söyleyeceğim. Bu Milan Efe şu hareketi yapmayı kimden öğrendi? Bak, çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor. El attı, doğru sayıyor. Bir şeyler çıktı ortaya. İlda değilmiş, her şeyde İlda. İlkinin İlda öğretti şu hareketi ona. Nasıl oldu Enes? Farkı göster. Oldu diyor. Bakalım. Hazırlık videosu. Sen YouTube'u çok seversin, doğru mu? Bırakayım, tamam. Saçını bırakayım, doğru. Tamam. Nasılsın Nidoş? İyiyim anne. Harikasın. Enerji! Ergen bir kızınız varsa hayat çok zor. Hayat çok zor. Ama Nida bir prenses, naif, inanılmaz naif bir çocuk. Biraz rimel süreriz, biraz far. Ne giymek istersin? Bilmiyorum. Siyah olur mu? İstemez misin? Bak, yüzünü ya. İyice kapat şöyle. Şöyle yap. Böyle kal. Oldu mu? Tamam. Nasıl yapacak makyaj abla? He? Kestik. Bu kadar. Yalanım abone ol, düşünmem. Ne yapıyorsun anne? Helalim. He, okuyorsun. Şu anda annem Milan Efe'ye dua okuyor. Helalim. Teşekkür ederiz anne. Lazım. Hep şu göz görüyor musun? Orasındaki göz o çocuk. Göz. Göz tabii, göz göz bunlar. Doğru söylüyor. Enes. Haklı mı? Bence de. O da dinliyor. Evet, başım. Enerjin var mı? Var mı enerji? Hadi bir enerji. Hadi babaanne okudu onu, enerji topladı. Hadi gelmesi lazım şu an. Onu ellemeyelim. Bir şöyle yap. Enerji. Hadi bir enerji var. Bir de okuyacağım sizi. Milan. Milan. Enerji. Hadi. Milan. Hadi enerji. Anne, yapma, acı biber getirin. Getireyim mi acı biber? Anne bu ne? Senin oğlum böyle yapar mıydı küçükken? Alper yapardı, amcasına benzemiş. Nokta. Bunu da öğretiyorlar. Nilda öğretiyor, babası öğretiyorlar yani. Hadi giyinelim, giyinip geliyorum. Evet, YouTube lan. Geliyorum. YouTube oğlum. YouTube, Instagram var. Doğal insanlarız biz. Kürküm düştü yenge, düzelt. Milan, nereye? Açılış mı? Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidemiyorum değil, gidiyoruz biz. Nereye? Nereye? Çekmeköy açılışı da. Nereye? Açılışa gidiyoruz. Ben de gelin, ben de. Evet, birlikte gidiyoruz yani. Ben de gideceğim. Gidiyoruz zaten. Anne. Engin Hanım bunu nasıl düşünüyor? Senin enerjin var mı? Var. Mutlu musun? Ne
Bence çarpma aslında. Baban seni korumaz mı? Ya Mila. Üşüdün mü? Üşüdün mü? Gelmez. Nasıl güzel bir enerji. Ay dedim ki herhalde çek mikrofonu bu kadar kalabalık olmaz ama beni yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Çekmeköy şubemizin muhteşem bir hikayesi var. Karşımda şu anda Kübra, yanımda Cevriye, arkamda Zehra abla tip olduk. Cevriye de bunlardan bir tanesi. 6 senelik muhteşem bir ekibimin en değerli parçalarından bir tanesini buraya emanet ediyorum. Ve hayırlı uğurlu olmasın biliyorum inşallah. Asla gözüm arkada değil. Biliyorum ki o tıpkı bir Dilan Polat gibi burayı işletecek. Sizleri çok seviyorum. Yani bu kapıdan çıkarken çok mutlu çıkacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasın diliyorum inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hadi birkaç bir şey söyle bize. Hadi bize birkaç bir şey söyle. Enerji. Enerji. Çekmeköy'e hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hadi bakalım. Hadi gel. Beraber. Hadi bir, iki, üç. Aa, indim arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Çekmeköy şubemizin açılışına gelen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Milan öpücük. Bir öpücük Milan, Milan. Milan. Milan bir öpücük yolla Milan. Milan. Hadi öpücük yap. Milan bir öpücük. Like. Enerji. Görüşürüz bir sonraki videoda herhalde. Öpücük. Bay bay.